Hoppa. Bir elimde iPad Pro M2, bir elimde iPad Pro M4. Bugün bu iki cihazın inanılmaz karşılaştırma ve performans testlerini yapıyoruz. Güzeldi Muhammed değil mi? Bence güzeldi. Girizgah yapıyoruz. <laughs> yeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet videonun başında gördüğünüz bir elimizde M2 var. Şöyle kaldırayım bir elimizde M4 işlemcili iPad Pro var. Şimdi M2 çıktığı zaman çok heyecanlanmıştık. İçerisinde MacBook'larda olan M2 çipiyle birlikte geliyordu. Bu seneki Apple lansmanında yeni iPad Pro'larla M3 çipi bekliyorduk. M3 çipi beklerken çünkü MacBook'larda M3 çip... Çünkü M3 çip... Çip ne lan? Çünkü M3 çip, M3 çünkü M3 Abi şurayı var ya 50 sefer tekrarladım ya. M3 çip beklerken çünkü Macbook'larda şu anda M3 çip var. O yüzden dolayı biz de yeni iPad Pro'larda M3 çip bekliyorduk. Fakat M4 ile gelmesi bizi heyecanlandırdı. Daha Macbook'larda bile olmayan bir işlemci üzerinde. Performans olarak test yaptığım zaman hem günlük hayatımda da kullanıyorum şimdi 3-4 günden beri. Ciddi anlamda farkı yakalıyorsunuz. Fakat bir şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz M2 işlemci ile inanın bana bence yani zaten M4 çıkmadan bu dünyanın en güçlü tablet şu anda yapabileceğiniz bütün işlemleri yapabiliyordunuz özellikle çizim konusunda tadından yenmez durumda idi ve şimdi m4 çiple beraber tabii ki de iyi geliştirmeler ve video çıktıları renderları oyun testlerini yaptığım zaman beni çok çok şaşırttığını söyleyebilirim evet şimdi bu videoda sizleri dop dolu performans sesleri bekliyor fakat şöyle bir şey var ben detaylı performans seslerini zaten yaptım sonuçları biliyorum ne dedi ne dedi ben detaylı performans seslerini zaten yaptım sizlerle bunları da değerlendireceğiz şimdi neden şimdi burada iki tane ultra genişte kameramız varken burada neden bu kameranın birini iptal edip tek kamera yaptık? Onu biz tepe kamerasından devam edelim. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bakın ultra geniş kameramız ve normal ana kameramız var. Artık bunlar gitti. Tek kamera sistemine döndüler M4'te. Neden bu böyle oldu? İnanın benim de hiçbir fikrim yok. Ama tabii ki de incelik konusundaki büyük geliştirmeleri zaten ilk videoyu izleyenler bilenler görmüş ve biliyordur. Ciddi anlamda birisinin eline verdiğiniz zaman bu ne ya falan oluyor tableti gördüğü zaman. Fakat şimdi biz direkt bir şeye girelim istiyorum. Bir önce ön kamera ve arka kamera testlerini yapalım. Elimiz bir parça bez alıyoruz. Ön kameramızı siliyoruz ve ön kameraya geçtik. Bir tane normal fotoğraf çekiyorum. Bir tane portre çekiyorum. De hemen şimdi videoya giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi HD'de 60 çekiyor. Videoyu başlattım. Evet şu anda bu stüdyo ortamında benim stüdyo ortamımda böyle ışıklar, kameralar vesaireler. iPad Pro'nun ön kamerasıyla M2 modelinden beni bu şekilde görüyorsunuz. Fazla zaman kaybetmeyelim şimdi direkt M4'e geçelim. Bu burada bir dursun. Hemen şimdi M4'ün kamerasını açtık. Şöyle hemen silelim. Onun kamerası burada bir yerdeydi. Şurada. Bu arada evet onu söylemeyi unutmayayım. M2'de kamera buradayken artık M4'te kamera burada konumlandırılmış. Yani bakın elim böyle getiriyorum. Artık kamerası burada. Hemen bir fotoğraf. Bir tane portre. Şimdi hemen videoya giriyoruz. Burada da Full HD 60 çekeceğiz. Başlattım. Evet benim stüdyo ortamımda M4 işlemciyle de beni bu şekilde görüyorsunuz. Artık kalite vesaire size kalmış. Şimdi direkt bir arka kameralara geçelim. Evet arka kameralara şimdi geçiyorum. Arka kamerayı açtığım zaman onu sizlere bu şekilde göstereceğim. Direkt videodayız. İşte bunu 05 yapmıyorum bu şekilde. Çünkü 05 olmadığı için 4K 60 çekebiliriz burada. Evet şu anda 4K 60 çekiyoruz arka tarafta. Arka taraftan 4K 60 da bu şekilde görüyorsunuz. Bu M2 işlemcili 6. nesil iPad Pro. Şimdi M4'e geçelim. Videoya geçtik. Videoda da 4K'da 60 başlattım. Şu anda da 4K 60 yeni m deyiz. Yani iPad Pro 7. nesille. Beni bu şekilde görüyorsunuz. Hem test etmiş olalım bunları. Kamera testlerimiz bu şekildeydi. Hadi videoya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi kamera testlerimiz bu şekildeydi. Şimdi Oh serin serin. Yeni performans testlerimize geçeceğiz. Performans testleri cidden hiç fazla ben lafı uzatmayayım. Hadi performans testleri geldi. Evet şimdi de mükemmel testlere geldik. Ne yapacağız? Geek 5'te bir hız testleriyle başlayalım. Şunu bir güncellesin. Şunu da. Öncelikle şu şekilde sizlere kalemleri göstermek istiyorum. Şunu bir açayım. Bundan da aynısını açalım. Şöyle. En genişine. Böyle. Şimdi kalem hassasiyeti ciddi anlamda değişmiş. Ve bundaki şu olay gelmiş bakın. Şöyle çeviriyorum. Ve daha önceki seride biliyorsunuz iki sefer bastığımız zaman şuradan görebilirsiniz. İki sefer bastığımız zaman kaleme, iki sefer bastığımız zaman silgiye geçiyordu. Bakın silgiye geçti. İki sefer bastım kaleme, bastım silgiye, bastım kaleme gibi. Bunda da aynısı. İki sefer bastım silgiye, iki sefer bastım kaleme. Şimdi buna bir de güç uyguladığınız zaman Belirlediğiniz isterseniz buradan palet renklerini değiştirebilirsiniz vesaire gücü bıraktığınız zaman şöyle bu iki parmağınızla sıkıştırmanız şöyle yeterli oluyor. Ciddi güzel bir şey olmuş hele şu yazım şeyleri falan baya kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kalemleri bir kenara bırakıp direkt hız testlerimize geçelim. Geekbench 6 olmazsa olmaz bu arada ekran farkını görebiliyor musunuz? Hadi bunda mat ekran koruyucu var ama fark etmez. Modelleri görüyorsunuz. iPad burada yazıyor iPad Pro 12.9 vesaire. CPU Geekbench markı başlatıyorum. 1, 2 ve 3. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Burada M4 bitirdi. Evet M2 de bitirdi. Evet skorlara baktığımız zaman yeni M4 işlemci 3789 tek çekirdekte. Burada ise 2629 yani nereden baksanız 1100'lük bir skor farkı var. Çoklu çekirdekte de o şekilde. Burada M4 13339 alırken burada 10.011 aldı. Yani aralarında 3000'lik bir çoklu çekirdekte skor farkı var. Şimdi hiç zaman kaybetmeden direkt bir Antutu'ya girelim diyorum. Hemen bastım başlasın. Antutu'da şimdi biliyorsunuz zorlanacak biraz. Makineler hemen bir sıcaklık ölçeriz. Bu arada zaten silikon tabanlı bu M işlemciler kolay kolay ısınmıyor. Gene de biz sıcaklığımızı finalde ölçeriz. Muitas graças, aficionado. Isto é para vocês. Sim! Evet gördüğünüz gibi M4 önce bitirdi daha sonradan M2 bitirdi skorlarda burada bu skorları değerlendirebilirsiniz şimdi hız kaybetmeden direkt bir 3D marka geçelim bakalım 3D mark sonuçlarımız nasıl olacak evet gördüğünüz gibi 3D mark sonuçlarımız da burada bence M4 çok başarılı bir şekilde bitirdi burada M2 38.3 fps alırken burada M4 48.3'lük bir fps'i var skor da 8065. burada 6.399 ciddi anlamda chip fark buradan görebiliyoruz. Sizler de skorları kontrol edebilirsiniz. Bu arada o kadar test yaptık. Şöyle bir ısı, ısıya bakalım. 30 derece. 30 derecelerde 20, 35 derece diyor M2. 32 derece. Evet 36 derece. Burası M2 kısmı biraz daha fazla ısındığını söyleyebilirim. Şimdi bir ses testi yapacağım. Ses testine beraber bakalım. İlk müzik testimizi M2'de başlatıyorum. Şimdi burada başlatıyorum M4'te. Evet, müzik testimiz bu şekildeydi. Geldim 4K HDR dedim. Şimdi bir HDR testi yapalım. Işıkları da yasladık. Şunu da kapatayım. bir şey söyleyebilir miyim? OLED ekran mükemmel ya. Bu arada çözünürlük daha 4K'da değil. 720'de 4K'yı alacağım. Bak neler olacak gör. Bakar mısın? Evet. Şu anda ekran farkını sizlere bırakıyorum kalite farkını. Abi çok iyi ya. Suyun beyazına bak abi siyahla beyazın ayrımına. OLED ekran böyle oluyor işte arkadaşlar. Sizlere bu farkı göstermek istedim. Hemen şöyle ışıklarımızı biraz kısalım. Rush nerede? Rush, rush, rush'ı açalım. Şimdi belki de birçok kişinin merak ettiği render testi yapacağız. İkisine de şimdi proje oluşturuyorum. Şurada benim bir YouTube videom var. Şu bu YouTube videomu içerisine aktarıyorum. İçerisine aktarıyor. 4K'lık bir video. 4K 60 kare. Şimdi ben bu videodan 1080'e 60 olarak çıktı alacağım. Bakalım aralarındaki render farkı nasıl olacak? Ya burada baksana M4 attı bile projeyi buraya. Gayet de başarılı. Burayı bekliyoruz da atmasını. Aynı anda yaptım. Abi çok iyi olmuş ya. M4 var ya. Yani heyecan canlandığımız kadar var. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bu benim YouTube videom arkadaşlar. Roborock'un videosu. Burada da ortamı hazırlıyor. Render için buradan paylaş. Kalite ayarlarına geldim. Otomatik değil. Buradan 1080 720'ye çevirelim. 720'ye çevirelim. Evet şimdi ikisinde de paylaşa geldim. 4K 60 karelik bir dosyayı 720'ye 60 olarak çıktı alalım istiyorum. Yani bir nevi konvert edeceğiz. İkisinde de şu anda 867 MB çıktı veriyor. Şimdi şey hemen bir başlatalım. Bakalım neymiş abi bu M4 ya. Bir görelim. 1 2 başlattım. Nasıl bir kafa atacak acaba? Ya da neler yerden yere mi vuracak M2'yi? Bence M2 bırakmaz. Kimse şöyle düşünmesin. Yeni bir çip çıktı diye eski çip çöp değil yani. Evet, şöyle baktığınız zaman M4 sonlara doğru 97 98 yürüdü gitti. Burası 85'te kaldı. Evet, böyle bir çıktı da M4 şu anda bitirdi diyebiliriz. Burası da 88'de. %15'lik bir fark var gibi görünüyor. Ama az önce de söyledim yani bu kesinlikle eski çipin eskiliği anlamına gelmez. Burada bu arada hala devam ediyor. Burası bitti. Ama gene de M2'de canavar diyebiliriz. Burada daha uzun bir proje olsaydı yani 4K 60'ı 4K 30'a çevirseydik vesaire kesin M4 biraz daha fazla fark atardı. Bu kısa proje olduğu için bu şekilde sonuçlandı. Biz şimdi de M2 bitirdim. Evet. Şimdi bir speed test yapmak istiyorum. Wi-Fi testi. Bakalım Wi-Fi'leri nasılmış bu arkadaşların? Hangisi daha başarılı? Gelin bir de ona bakalım. Başlatıyorum. Başlattım ikisini aynı anda. WiFi'mize bağlandılar. Burası e, aynı, aynı. Sanki bütün her şeyleri aynı gibi. O o kadar aynı olamaz ya. Çok güzel. İkisi de WiFi'de 36 bir oha 44'ü gördü. Yani çok büyük bariz bir farkları yok diyebiliriz. Upload kısmında biraz geberik Bu arada evin internetini değiştirdim, fiber yaptım. En kısa sürede burada 500, burada da 200 olacak. Sabırsızlıkla onu bekliyorum 14 aldı 12 aldı yani vay testi de bu şekildeydi bence çok yakınlar diyebiliriz hadi gelin şimdi videoya devam edelim. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız aralarında dağlar kadar bir fark yok çünkü abi bunun içinde m2 çip var şu anda m2 çiple bile her şeyi yapabiliyorsunuz ama m4 de tadından yenmemiş bir pozisyonda olmuş gibi inanılmaz zevkli ve heyecanlı duruyor. Artık kesinlikle benim yanımda Macbook taşımama gerek kalmayacak. Bütün böyle kısa video edit işlerimi, Reels işlerimi vesairelerimi DaVinci ile ya da Final Cut'ın mobil versiyonuyla da çözebileceğimi inanıyorum. Bu arada içindeki gömülü yapay zeka modülü ile iOS 18'de bizlere gelecek yapay zekanın da habercisi oldu. Bakalım iOS 18'de bize neler bekliyor? Bizim için sizlere anlatacak iOS 18'de çok büyük şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bu arada hem M2 ve M4'ün ürün linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan güvenli bir şekilde ve güncel fiyatlarına bakabilir ve satın alabilirsiniz. Ve benim favori tabletlerimi şöyle sizlere listeliyim. Oradan da göz atabilirsiniz. Siz neler düşünüyorsunuz performans hakkında? Aslında bakarsanız şöyle bir şeyi sorabilirim sizlere. Yorumlarda da bekliyorum. M2 kullanan birisi M4'e geçmeli mi? Ya da M2 kullanan birisi M4'e geçerse ne olur? Yani bunlarla ilgili yorumunuzu ve yorumlarınızı bekliyorum. Benim yorumum ise şu. Eğer ki fiyat olarak sizleri maddi olarak üzmüyorsa yani M2'den M4'e geçmek sizin için bir sorun değilse o zaman bence kesinlikle geçilesi bir alet. Özellikle şu OLED ekranı var ya beni benden aldı. Ya benim de OLED televizyonum olmasına rağmen yatarken evde böyle kaldırıp böyle YouTube'dan YouTube'dan güzel değişik şeyler izlemeye başladım. Bilmiyorum ne yapacağız bu alette. Zamanla göreceğiz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi ben kaçar. Bay bay. Sevdim lan seni. Kucu 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 kucu. <laughs> Vallahi sevdim. Sen de hakkını helal et. Vallahi gitmek zorundasın. Artık biz Burga ile devam edeceğiz.